Oha benimle hoş geldiniz. Sıkılmadık mı Garen'in fırıldak gibi dönmesinden, Fizi'nin köpek balığından, Serap'ın şarkılarından? Hehe sıkıldık, tamam. Paket 2 yayınlandı arkadaşlar. Oh be diyeceğimiz bir paket. Çok güzel şeyler olmuş, izleyin. Bir şampiyonlar. Şampiyonlar haricinde bir sürü şey değişti. Ama ilk konumuzu şampiyonlar yapalım. Çünkü gına geldi artık o eski şampiyonları oynamaktan. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir video yapmıştım ve Yordle'ların, Yordle ailesinin çok eksik olduğunu söylemiştim. Ziggs ve Amumu vardı. Evet, bunlara güzel şampiyonlar eklendi. Böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Teemo'nun geleceğini düşünüyordum ama bizi yanılttılar. Bunun yanına 5 şampiyon eklendi. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Eğer main'inizi görürseniz bu şampiyonlardan lütfen beğenin ve abone olun. Bombacım ilahim Corki. Chanel. Tristina. Tam bir yaman topçu. Lülü. Ay, cembim içi başmayacak. Ve tatlı küçük sincabımız Teemo. Evet, bazılarınız bu ne lan, çoluk çocuğu toplamışlar yine der. Kimimiz Kayn'ı bekleyeceğiz, kimimiz Leona'yı bekliyor, kimimiz Katarina'yı bekliyor olabilir. Ama hiç yoktan iyidir arkadaşlar, bu şampiyonlar çok güzel oldu. Ve bir soluk getirdi arkadaşlar. Güzel oldu bence. 2. Grup bulucu. Arkadaşlar sol alt köşede bir grup bulucu özelliğimiz var. Bu çok güzel oldu. Oyunu tek başına taşımaktan sıkıldığınızı biliyorum. Dereceliler var. Tüm modlar burada. Normal mi gireceksin? Dereceli mi gireceksin? Herkes uyuduğu için şu anda kimseyi göremiyoruz. Burada bu menüde şey çıkacak. 4 kişilik takım, 3 kişilik takım, 2 kişilik takım. Siz oraya gireceksiniz. Bak mesela karşıma çıktı şu anda. Oyunculara karşı var. Çok güzel. Şu anda tesadüfen çıktı. Oyunculara karşı bir kişi. Ben buraya hemen basıyorum. Grup dağıldı diyor. Yeniden gelecektir. İlk özelliği güzel. Bence çok iyi olmuş. Eksikti. 3. Gecikme göstergeleri. Neymiş bakalım? Çok güzel olmuş bence bu. İzleyin. Sağ üstte bebeğim Wi-Fi ya da 3G ile mi 4G ile mi bağlandığını gösterecek. Sağ üstte. Bu 1. Ve arkadaşlar oyuna girince de sağ üstte artık bastığınızda pinkinizin derecesini, kaç sayısını göreceksiniz. Yani 30 mu 35 mi? Artık burada sabit 60 görmeyeceksiniz. 4. Sinyal yanıtlama. Sinyal yanıtlama şu arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşınız oyuna girdi ya. Sen buna gittin, oyundayken davet ettin. Ona sinyal gidiyor ama o cevaplamıyor. İşte o arkadaş oyundayken cevap atabilecek sana. Tamam bekle be diyecek 5 dakika. Ya da 10 dakika bekle oyunun bitiyor diyecek. Güzel bir özellik. Baron Noşor ve Ejder Sürelerini öğrenme. Evet arkadaşlar, skor tablosundan artık Baron Noşor ve Ejderlerin sürelerini sol üstten öğrenebileceğiz. Harika bir özellik daha. 6. Skor tablosu ve skor tablosu çok değişmiş. Arkadaşlar sıralı maç atıyorum. Ban yiyeceğimi kesin. Ama size göstermem lazım. Karnemizde, skor tablomuzda çok şey değişmiş. Artık bir kişinin neyi tam aldığını görmesini için ona bir görüş atmamız lazım. Göremiyorsunuz. Sonra istatistik gelmiş. Tamam. Ban yiyeceğimi gösteriyor. Senin ne yaptığını gösteriyor. Yetenek için. Aa, bu çok güzel bir şey işte bak. Melebevi'de de vardı bu. Kaç vuruş yaptığını, fiziksel gücünü, büyü direncini, zırh delme gücünü, hepsini, mananı, hepsini oyun boyu topluyor. Çok güzel, çok güzel. İşte benim istediğim bir özellik daha bu. Kritik vuruş yaptığın hasarını gösteriyor. Oyun içi istatistiklerini gösteriyor. En sonsa kahramanın özellikleri. Şampiyonun açıklamaları. Yani itemleri değil, ultileri ve skilleri hakkında bir inceleme. Pasifi hakkında bir inceleme. Harika olmuş. Skor tablosu da çok derin olmuş. 7. Kule önceliği. Arkadaşlar kule artık ilk baş önceliğini süper minyonlardan kullanıyor. Önceden rastgele önde kim varsa onu vuruyordu. Artık o değil. İlk baş süper minyona öncelik alıyor kule. Bunu da değişti. 8. Sosyal medya paylaşımı. Bakalım. Sosyal medya paylaşımları var arkadaşlar. Buradan paylaş diyoruz. İster sosyal medyada paylaşabilirsin, isterse galeriye indirebilirsin.
Artık Z ile 15 kill mi yaptın? Paylaş abi. Al indir. Güzel. Ama hala video kayıt özelliği yok. Onu eksi olarak söyleyebilirim. O çok önemli bir özellik ama. Harita açıklamaları. Bakalım neymiş? Arkadaşlar harita açıklaması var. Bakın. Haritanın canavarın önüne gittiğimde değişti özelliği. Bak red'e gidiyorum. Onun özelliği değişiyor. Hakkında açıklama hakkında bilgi veriyor. Şuraya gittiğimizde bu değişiyor. Bakalım değişecek. Bak değişti. İfade çarkı ve harika bir özellik. Arkadaşlar bu özellik çok güzel. Gelip böyle ifade çarkı, bakın neymiş. Gelip böyle üste tokunuyorduk ya, ifade veriyorduk. Basılı tutuyorsun artık. Evet. Gördün mü? Yani gidip elimiz sağ üste gidiyordu, karışıyordu, sohbete basıyorduk. Bu da çok güzel olmuş. Kendi şampiyonuna basıyorsun, ifadeni veriyorsun. Bende şu an bir tane var. Daha çok küçük küçük değişiklikler var arkadaşlar. Mesela bir özellik daha. Skor tablosunda 24 saatte bir güncelleme olmayacak artık. 10-15 dakikada bir dereceniz değişecek. Hani o global seviyeler var ya, derecen ilk 100, ilk 200 hemen değişecek o. 10-15 dakikada. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çünkü artık güncelleme olursa hemen bu kanalda göreceksiniz. Nerf buff hemen bu kanalda göreceksiniz. Şampiyon mu çıktı hemen bu kanalda göreceksiniz. Hızlı olmaya çalışıyoruz. Bak uyumadım. Saat 6 arkadaşlar. Annem şu an bana bakıyor mutfakta. Şunu koyacağım, kaydedeceğim, uyuyacağım. Abone ol, beğen, yorum yapmayı unutma.